Çok değerli basın mensupları, 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi'nin lansman toplantısına biz hoş geldiniz. Yaklaşık bundan 2 ay kadar önce hemşerimiz İki Afet Araştırmalar Derneği Başkanı, aynı zamanda İmhana Tıp Akademisi'nde hoca olan Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz hocamızla birlikte kurşunlu tarihiyle ilgili bir çalışma başlattı. Kendisinin, o da benim gibi hekim olması yanında tarihe de ilgi duyan bir hemşerimiz. Bir kurşunlu tarihiyle ilgili bir çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarımız çok kısa bir sürede büyüyerek bir kitaplaştırma dönemine girdi. Ancak bu kitaplaştırmayı sadece sözlü tarihle yapmak istemedik. Bir sempozyum olarak yapmayı düşündük. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Ancak kurşunlunun gerek geçmiş tarihi, gerek jeopolitik durumu bu olayları daha da büyüttü, çalışmalarımızı büyüttü ve çok kısa bir süre içinde bunu bir kongreye döndürdük. Bu kongre çalışmamıza başladıktan çok kısa süre sonra da kurşunlu tarihinin uluslararası başka hocalar tarafından da araştırıldığını öğrendikten sonra bu kongremizi uluslararası olarak yapmaya karar verdik ve 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-20 Aralık'ta yapılmaya karar verildi. Çalışmalar hocam sağ olsun onları yaptı. Çalışmayı Kurşunlu Kaymakamlığı, Kurşunlu Belediyesi ve Afet Araştırma Derneği üzerinden yapıyoruz. Sayın Kaymakamımız İlyas Öztürk'ün başka programı nedeniyle bugün buraya katılamadı. Kendisinin selamları var. İnşallah bu çalışma isminden de anlaşılacağı gibi 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi. Bunun ikincisi, üçüncüsünün de daha da genişleyerek olacağını ben biliyorum. Ben 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi'nin hepimize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Kurşunlu'daki sözlü tarihin yanına bilimsel olarak diğer tarihlerin de araştırmacıların, hocaların elindeki ve arşivlerdeki diğer belgelerin de çıkmasını sağlayacak bir çalışma olacak. Ve bundan sonra kartopu gibi yumaklanarak büyüyecek ve tarihimizi bir taraftan atalarımızdan gelen sözlü tarihle, diğer taraftan belgelerimizi, arşivimizi ve bilimsel olarak üniversitedeki çalışmalarla birlikte bütünleştirerek bir kitap haline getireceğiz. Bunun belki ilerleyen dönemde ikincisi, üçüncüsü de çıkacak. Ben şimdiden bu kongremizin hayırlı olmasını diyorum ve kongreyle ilgili bilimsel olarak veya kongrenin diğer detaylarıyla ilgili olarak size bilgi vermek üzere Sayın Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz hocamı buraya davet ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, soğuk bir Ankara gününde bir sürü sıcak gündemin olmasına rağmen bizlerle beraber olmayı tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli tarih severler, Sayın Başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir niyetle başladık. Anadolu'nun sessiz bir toprağının birikmiş binlerce yıllık tarihini hep birlikte ele almaya çalışacağız. Bu amaçla biraz önce Sayın Başkanım da bildirdiği gibi Çankırı'nın Güzide ilçelerinden Kurşunlu'nun geçmiş 5000 yıla varan bir sürede tarihi bütün dönemlere ait bugüne yansıyan kalıntılarını, tarihi coğrafyanın getirdiği bulgularını, kültürünü, edebiyatını, yaşamı, halkın bilimini bir kongre bünyesinde, formatında ele almaya karar verdik. Kurşunlu Kaymakamlığı, Kurşunlu Belediyesi ve Afet Araştırmaları Derneği işbirliğinde düzenlenen kongremiz 25-26 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da İvedik Teknopark Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Kongremiz bilim ortamlarının etkinliğinin en büyük formatı olan kongre yapısında gerçekleşecek. 2 gün boyunca 2 ayrı salonda 70'e yakın konuşmacı Kurşunlu özelinde, ancak tarihsel birlik açısından bakıldığında Ilgaz'ını, Korgun'unu, Çerkeş'ini, Atkaracalar'ını, Ortas'ını da içe alan, siyasi sınırları da ilçe ve il siyasi sınırlarını aşan ölçekte bir coğrafyanın
tarihi olmaya aday bir kongre. Peki neden yapıyoruz bu kongreyi? Bu kongreyi yapmamızın bazı nedenleri var. Birincisi, bu coğrafya Kuzey Anadolu'nun Karadeniz'in İç Anadolu'ya açılan ilk bölümü, toprağı, alanı. Burayı hakimiyet altına alan bütün medeniyetler Karadeniz'i yönetmeye aday, güçlü bir güç elde eden birimler. Bu 5000 yıllık tarihte böyle olmuş. Hititler döneminde böyle olmuş. Romalılar döneminde böyle olmuş. Bizans döneminde böyle olmuş. Osmanlılar döneminde önemli bir menzil olarak işleyen, çalışan bir yaşam dinamine sahip olmuş. Cumhuriyet tarihinde özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Karadeniz'den Akdeniz'e inme hevesleri olan muhtemel risklere karşı Cumhuriyet bu lokalizasyona, ilçe merkezine bir alay konuşlandırmış. Coğrafik olarak önemi Karadeniz'in neredeyse en önemli ilçelerinden bir tanesi olarak lanse ediyorum. Hititlerin tarihinde en önemli travmaları Gaşkalarla olan ilişkilerinde yaşıyorlar. Ne zaman Mezopotamya'ya inmek isteseler Gaşkalar tarafından travmatize ediliyorlar. Bu anlaşmanın Kurşunlu'da, Tilyura kentinin Kurşunlu'da yerleşik bir şekilde olduğunu ve anlaşmanın Kurşun'da yapıldığına inanıyoruz. Bunu araştıracağız, bunu doğrulamaya ya da yanlışlamaya çalışacağız. Bu bilimsel kongreler bunun için. Romalıların hala günümüzde bu bölgede Eski Ağır Yeraltı şehrinde Hekim Barbas yazılı anıtında Yeşilöz Köyü çıkışındaki Roma mezarlığında Kurşunlu Kalesi'nde Kurşunlu Köprüsü, camisi ya da diğer köylerindeki Roma sütunlarının oluşunda Hacı Musu Köyü'nde Hacılar Aslanlı mevkiindeki aslan heykellerinin buluntuları bize orada güçlü bir Roma medeniyetinin izlerini sunuyor. Bu izleri takip etmek için bu kongre periyosunu başlatmış durumdayız. Peki kongremizde bunun dışında neler olacak? 600 yıllık bir Osmanlı dönemine ait yerelde Osmanlı Devleti arşivlerinin dijital olarak halka sunulduğu bir dönemde bu arşivleri bizim öğrenip kendi gelecek neslimize öğretmeme gibi bir lüksümüz yok. Biz bu kayıtları konuşmak için, doğru bilgileri burada tekrar öğrenmek için şeriye sicillerini, ahkam sicillerini, Anadolu ahkamlarını, mufassal tahrirleri, nüfus tahrirlerini hepsini mutlaka bu kongrenin başlangıcının yarattığı bir fırsatla kendi yeni neslimize öğretmek ve bununla ilgili de bilimsel formatı bilimi esas kılma hayalindeyiz. Bütün amacımız bu. Bununla birlikte kongre içinde 2000 yıllık gizem Anadinata çalışmasını da kamuoyuna, tarihseverlere, kurşunlulara ve bütün bilim camiasına sunma arzumuzun heyecanı içindeyiz. Kurşunlu'nun sadece İç Anadolu'da değil, Türkiye genelinde, Avrupa'da ve uluslararası camiada önemli bir söylemlerinden birisi olmaya aday olan, bundan 2000 yıl önce Roma'da uzak yol ağı haritası olan, Tabula Peutinger haritası olarak bilinen haritadaki ismiyle arkasında neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Önemli bir tartışmayı başlatacağız. Bu tartışmanın sonunda da bilimsel kongrelerimizde bunun Kurşunlu özelinde yakın döneme ait kültür ve turizm ekonomisini canlandırması hayalimiz var. Bunu da bu kongrede tartışma fırsatını bulacağız. Amacımız halkın, yaşayan halkın Kurşunlu yöresi tarihiyle ilgili doğru bilgileri öğrenmesi, doğru kişilerden öğrenmesi, akademik camianın çalışmalarıyla bilimsel gerçeklik perspektifinde bunu ele alması. Elde edilen bütün bulgu belge ve bilgilerin yanı sıra yeraltı kaynaklarının da devlet gözetiminde bilinçli bir şekilde asla yıpranmadan, asla harcanmadan, asla tahrip edilmeden müzelerimize kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bunun için Kurşunlu yöresinde ciddi tarihi kazıların yapılmasına ihtiyacımız var. Bu kongrenin amaçlarından belki ilki budur. Yeraltı kaynaklarının bilinçli bir şekilde yer üstüne çıkarılması ve bütün kamuoyuna, ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunulması amacındayız. Hem gençlerimizi bu alanda kazanmak istiyoruz, hem de yörede bugüne kadar
hiçbir arkeolojik resmi kazının yapılmadığını bilgilerinize sunmak istiyorum. Bu bölge Karadeniz'in İç Anadolu'ya açılan tarih boyunca en önemli bölgesidir. Ancak ne yazık ki bugüne kadar hiçbir resmi kazı yapılmamıştır. Bütün arkeoloji camiasını, kültür ve turizmin Türkiye'deki bütün sorumlularını bu konuda yöremize katkı vermeye, destek olmaya davet etmek istiyoruz. Bu amaçla bu kongreyi düzenliyoruz. Bizim amacımız sadece sözel bilgilerin sızma bilgilerle kuşaktan kuşağa kontrolsüz ve denetimsiz aktarılması değil. Biz bütün sözlü ve yazılı kaynakların bir belge olarak Sayın Başkan'ın da söylediği gibi kongre kitabı olarak bütün konuşmaları deşifre ettikten sonra video kayıtlarını bir kongre kitabı olarak da hem bilim camiasına hem de tarih camiasına kazandırma amacındayız. İnşallah bunu da başaracağız. Değerli basın mensupları, kongremiz 2 gün boyunca yaklaşık 2 ayrı salonda 22 ayrı oturum şeklinde düzenlenecek. 70 konuşmacı, akademisyen ve yerel tarih araştırmacı konuğumuz olacak. Belki akla şu gelebilir, Kurşunlu gibi mütevazı bir ilçenin tarihinde bu kadar çok şeyi konuşma planınız gerçekçi olabilir mi diye. Ama dikkat ederseniz bilimsel programa bile bakmanız, sadece bizim bu tanıtım programlarında ifade ettiğimiz söylemler sadece Kurşunlu'nun değil, Anadolu'nun her yerindeki taşın altında çok kıymetli tarihi bilgilerin olduğunu gösterecek. Kurşunlu Kongresi, 1. Uluslararası Kurşun Tarihi Kongresi sadece Kurşunlu'ya değil, komşu bütün ilçelere, bütün Anadolu'daki sessiz topraklara da bir model ve bir cesaret, bir motivasyon kaynağı olsun istiyoruz. Kongremiz sadece yerli akademisyenler ve yerel tarih araştırmacıları değil, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nden, Danimarka'dan, Avusturya'dan, İngiltere'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizden, Kırgızistan'dan ve Almanya'dan akademisyenlerin de sunumlarıyla şenlenecek. Eğer bu coğrafyada herhangi bir buluntu olmasaydı bu kadar çok uluslararası merkez bugüne kadar bu akademik çalışmalar yapar mıydı? Takdirlerinize sunuyorum. Değerli basın mensupları, kongremiz katılım için herhangi bir ücret talep etmeyecek. Tüm tarih severleri, tüm Kurşunlu hemşerilerimizi ve tüm bilim camiasını kongremizde görmekten çok büyük onur duyacağız. Çok büyük mutluluk duyacağız. Bu kongre 2 yılda bir periyodik olarak yenilenecek. 2 yılda bir belki bu kadar geniş temalarla olmayabilir ama daha sonra tekli temalarda dönem dönem temaları ele alarak yenilenecek ve bu kongreyi yaşatmak istiyoruz, devam ettirmek istiyoruz. Uzun yıllar barındırdığı arkeolojik potansiyelin açığa çıkarılmasını ve insanlığa sunulmasını bekleyen coğrafyamız bu kongreyle kendini bir nebze olsun tüm Türkiye ve uluslararası camiaya tanıtmış olacak. Kurşunlu'nun, Kurşunlu halkının bundan sonraki tarihe bakışı, bundan sonraki uluslararası ve ulusal camiadaki bilinirliği artmış olacak diye hayal ediyoruz. Umarım sizlerin destekleri ve sizlerin katkıları ile bu amacımıza ulaşabiliriz. Kongremizin daha geniş kitlelere bu amaçlar doğrultusunda iletilmesinde her birinizden çok önemli katkılar bekliyoruz. Bugünkü katılımınız için de çok teşekkür ediyorum. Eğer ola ki varsa bir sorunuz, onu da almaktan çok büyük mutluluk duyacağım. Başarılı bir kongre geçmesini diliyorum. Kongrenin sonuçları itibarıyla da önümüzdeki yıllarda arzu edilen amaçlar doğrultusunda başarıyla süre gitmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bu çoğu kişinin de aklına gelen bir sorun. Afet Araştırmaları Derneği Türkiye gibi afetin tüm potansiyelleriyle yaşandığı bir coğrafyanın birincil yaşam nedeni. Bu coğrafyada afetin göremediğimiz hiçbir türü yok. Burada kültürel mirasın
afet kapsamında yok edilmemesi amacıyla ve yine bakın sizlerle paylaşmak istiyorum. AFAD tarafından yayınlanan deprem risk haritasında, gördüğünüz deprem risk haritasında Kurşunlu Kuzey Anadolu fay hattında yerleşik bir alandır. Kuzey Anadolu fay hattı Türkiye'deki en dinamik deprem hareketlerinin görüldüğü bir alandır. Aslında afetle Anadolu'daki önemli bir potansiyel olarak afet potansiyeliyle Kurşunlu coğrafyasının yaşam dinamikleri birebir etkileşim içinde. Bu fay hatları aynı zamanda su yolları, bu fay hatları aynı zamanda medeniyetlerin bir iletişim yolakları, bu fay hatları aynı zamanda insanların beslenme, korunma ve güvenlikle ilişkili kendilerini önlem aldıkları hatlardır. Bu coğrafyada yaşayan insanların afetsiz yaşama şansı yoktur. Bu afete karşı hazırlık anlamında programımızda bir oturum, Kurşunlu aslında 1944 yılında Gerede depremi olarak bilinen deprem aynı zamanda Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu'ya kadar etkisini göstermiştir. Epicenter dediğimiz o merkezle etkilenen alan boyutunda Kurşunlu da dahildir. Çok ciddi hasarlar olmuştur. 1951'de ikinci bir Kurşunlu depremidir. Literatürde Kurşunlu depremi olarak bilinir. Bu depremlere ek olarak önümüzdeki iki yıl boyunca TÜBİTAK tarafından projelendirilen bir afetle ilişkili Gerede ve Kurşunlu arasındaki fay hattı enerji boşalımı ile ilgili ön araştırma ve ön haber alma merkezleri projesinin de içinde olduğu bir oturumla da bu konuyu deprem özelinde de bu kongrede tartışmış olacağız. Çünkü Kurşunlu tarihi asla geçmişte yaşanan afetlerinden bağımsız alınamaz. Bu bölgede çok ciddi kıtlıklar yaşanmış, bu bölgede çok ciddi kolera ve kitlesel hastalık sıkıntıları yaşanmış. İnsanlar bu bölgede belli bir dönemde bulundukları yerden göç etmek zorunda kalmışlar. Melan dediğimiz 1521 Çankırı tarihinde o dönemki kazalarından birisi olan Melan yerleşiminin bir kolera nedeniyle nüfusunu kaybettiğini, bir kaza merkezi olma özelliğini kaybettiğini biliyoruz. Mandı köyü keza öyle. O dönemde tarihte Çankırı genelinde ve Kurşunlu özelinde çok ciddi kitlesel sağlık sorunları var. Bunlar da kongremizde çok önemli oturumlar olarak konuşulacak. Yine Kurşunlu'nun bugünkü pandemiye kadar giden süreci içinde bütün sağlıkla ilgili tarihi uygulamalarını, o dönem yaşadıkları riskleri de kongre bünyesi içinde ele alacağız. Çünkü afet kavramı teması olmadan bir kongrenin, tarih kongresinin eksik kalacağına inanıyoruz. Bunun da ne kadar önemli olduğunu kongre gerçekleştiği gün hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim. Bir şey daha size paylaşmak istiyorum. Size söz vereceğim. Biraz sonra basın toplantınızdan sonra size bir harita sunmak istiyorum. Bu harita Kuzey Anadolu'nun Kurşunlu'ya uyar bölgesinde kabartma bir haritadır. Elinizi Kurşunlu bölgesine parmağınızı bastığınızda Kurşunlu'dan İran'a kadar hiçbir engelle karşılaşmadan Kuzey Anadolu fay hattının sunmuş olduğu bu yolaktan İran'a kadar gidebilirsiniz. Yine keza bu Kuzey Anadolu fay hattının batı bölgesinde de İstanbul'a ve Avrupa'ya kadar hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşabilirsiniz. Kurşunlu tarihi aslında medeniyetlerin, Kaşgalarla Hititlerin, Romalılarla Perslerin, Osmanlı ile İran'ın Cumhuriyet tarihinde de olası tüm düş güçlerin emellerine yönelik çok kıymetli bir jeostratejik noktadır. Kurşunlu'daki yaşam tamamıyla askeri, politik ve jeostratejik gerçeklerin üzerine inşa edilmiştir. Bugün bu tarihi kongremizde tarih konuşurken bu önemli tarihi bilgileri de ele alacağız. Teşekkür ederim. Ben Kurşunlu özellikle Çamlıur Mahallesi'yle birlikte jeotermal merkezlerden birisi. Jeotermal tarihi ve kaynaklar açısından ince yapacağım. Çok teşekkür ederim. Programımızı oluştururken bir ilke kararı aldım. Birincisinde bugüne kadar
Kurşunlu yöresiyle ilgili bilimsel çalışma yapmış tüm otoriteleri kongremizde konuşma yapmaları için davet ettik. Bütün bilimsel programın içinde yer alan konu başlıkları aslında daha önceden akademik çalışma yapılmış konu başlıklarıdır. Bundan hareketle MTA Genel Müdürlüğü uzmanı Sayın özür dilerim ismini şimdi birazdan söyleyeceğim. Düzeltirim, programın içinde var. Sevgili uzmanımız bize Çavundur ve yöresi, sadece Çavundur merkez değil, Çavundur ve yöresindeki jeotermal kaynakları ve fırsatlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirecekler. MTA Genel Müdürümüz hocamız da kongremize katılacaklar, teşrif edeceklerini bildirdiler. Burada sadece konu Çavundur'un ve Çavundur çevresindeki jeotermal değil, aslında Dumanlı Dağı'nın bir eski yanardağ olması ve altındaki termal kaynakların bütün o yöredeki, bakın Ilıca, Ilıksu, Çavundur, bu köylere bile isim veren oradaki jeotermal kaynakların aslında Kurşunlu'nun geleceğinde, yörenin geleceğinde, şunu da söylemek istiyorum, Kurşunlu ifadesiyle sadece bugünkü ilçe merkezini kastetmiyorum. Bundan 500 yıl önce Osmanlı'daki Kurşunlu kavramının bize işaret ettiği bütün coğrafyayı kastediyorum. Bizim kongremizin isminin de Kurşunlu tarihi olması nedeni bugünkü siyasi ilçe merkezinin Kurşunlu ilçesinin bir kongresi olduğu aklına getirmesin. Bütün o coğrafyanın ismi Kurşunlu'dur ve bu kongrede bütün o coğrafyanın kongresidir. O coğrafyanın da yakın gelecekteki en önemli unsurlarından bir tanesi de jeotermal kaynaklar olacaktır. Bu belki de yörenin ekonomik geleceğinde en önemli konu başlıklarından birisi olarak karşımıza çıkacaktır. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Görselde kullanılan afiş hakkında bilgi verir misiniz? Tabii, bu soruya da çok teşekkür ediyorum. Biraz önce söylemiştim, medeniyetler arası yolaktır Kurşunlu'nun bulunduğu nokta. Bundan 200 yıl önce 1810 yılında Osmanlı'nın İran'a gönderdiği bir sefir heyetinin içinde bulunan, bir tercüman olarak oraya giden, İranlılarla olan resmi diyaloglar içinde çeviri yapması için görevlendirilen Osman Şakir Efendi, İran'a gittikleri yolda biliyorsunuz Kurşunlu aynı zamanda bir menzil istasyonudur. Kurşunlu resmi görevlilerin yola çıktıklarında mutlak istirahat etmek zorunda, atlarını değiştirmek zorunda, kendi dinlenmelerini yapmak zorunda oldukları bir fırsattır. Belirlenmiştir Osmanlı tarafından. Kurşunlu'da bir gece konakladıklarında bu resmi çizmiştir. Normalde Osman Şakir Efendi İstanbul'dan çıkıp İran'a gittikleri o seferde 36 menzil istasyonunun resmini tek tek çizmiştir. Mufassar İran Sefaretnamesi isimli kitapta yer alan bir resimdir. Kültür Bakanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğü'nden kongremiz bünyesinde kullanılabilmesi için de resmi izin alınmıştır. Resmi izinleri gereği de kendilerine teşekkür yazısı kongre sekreteriyamız tarafından ekte 3 tane afişle iletilmiştir. Bu fırsatla onlara da teşekkür etmek istiyorum. Burada önemli olan konu şu, Osmanlı'nın heyetini İran'a gönderme nedeni İran'ın o dönemdeki Rusya ile olan ilişkilerini görüp Osmanlı ile olan ilişkilerini güçlendirebilme politika stratejilerinden kaynaklanmıştır. Aynı zamanda da aradan geçen 200 yıl sonra da bizim afişimizde Osman Şakir Efendi'nin o günkü kaleden aşağı mahalleye yönelik bugünkü Pazar Camisi diye isimlendirdiğimiz camiyi merkeze alan ve dikkat ederseniz de bugün kurumaya yüz tutmuş kaynalıktan gelen derenin o gün ne kadar güçlü bir şekilde kaldığının göstergesidir. Bugünkü Kurşunlu ilçe merkezinin bilinen belge halindeki en eski resmidir. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu heyecanımızı daha geniş kitlelere ulaştırma yönünde en ufak bir katkınız için bile bizim için çok kıymetli olacak. Çok teşekkürler. Buyurun.